Herkese merhaba, ben Ayşe, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle portakallı kek yapacağız. Gerçekten mutfağınızı böyle portakal kokuları saracak, yumuşacık, çok lezzetli bir kek tarifi vereceğim size. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Şimdiden de hepinize afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretini açmayı da unutmayın. Kekimi hazırlamaya başlıyorum. 3 tane yumurtam var. Şöyle 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Bunları böyle yumurtamın rengi açılana kadar şekerle yumurtayı güzelce çırpacağım. Yumurta ve şekerimi güzelce çırptım. Bir tane portakal kabuğunu rendelemiştim. Bunu içerisine ekliyorum. Bunu da şöyle bir karıştıracağım. Gerçekten tam da böyle portakalın mevsimi, çok güzel bir kek olacak. Şimdi içerisine portakal suyu ekliyorum. Yani bir tane portakalın suyunu ekledim. Hemen hemen şöyle göstereyim. Bir çay bardağından bir parmak eksik portakal suyum var. Bu da hazır portakal suyu değil. Bildiğiniz taze portakal suyunu sıktım. Şimdi içerisine 1 su bardağı sıvı yağ. Yine aynı ölçüyle şöyle 1,5 su bardağı da süt ekleyeceğim. Bir bardağını ekledim. Şöyle yarım bardak daha ekliyorum. Bunları şöyle bir karıştırıyorum. Son olarak içerisine burada 2,5 su bardağı unum var. Bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilyam var. Bunları da ekleyeceğim. Böyle yavaş yavaş karıştıracağım. Sıvıları çırptığınız gibi uzun uzun çırpmayın. Karışıp homojen hale gelmesi sizin için yeterli. Kek harcım hazır. Hamurunu şöyle göstereyim. Hamuru çok katı değil. Hafif böyle akışkan kıvamlı olacak. Şöyle alıyorum içerisinden bunu. Şöyle bir tane kalıbım var. İstediğiniz her türlü kalıbı kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa. Şimdi içerisine boşaltıyorum kek harcımı. Şöyle bir spatula yardımıyla da şöyle sıyıracağım. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. 180 derece fırında pişireceğim. Pişme süresi fırından fırına değişebilir. O yüzden siz kürdan testi yaparak da kontrol edebilirsiniz kekinizi. Fakat mümkün olduğunca ilk 25-30 dakika fırınınızın kapağını açmamaya özen gösterin. Gördüğünüz gibi gayet akışkan kıvamlı bir kek hamuru. Şimdi kekimi fırına veriyorum. Kekim fırından çıktı. 180 derece fırında bir 45-50 dakika pişirdim. Dediğim gibi pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Şöyle çıkaracağım kalıbımdan. Soğumasını bekledim. Dinlendirdim biraz. Bu şekilde yağlı kağıt serip böyle çıkarıp servis edebilirsiniz. Bu şekilde servis ettiğiniz zaman da gerçekten çok hoş bir görüntüsü oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı da unutmayın. Şimdiden deneyecek olan herkese de afiyet olsun.